O kadar söylenti çıktı, o tevatür dilden dile o kadar dolaştı ki herkes öldüğüne inandı. Ailesine, başsağlığına gelenler bile oldu. Türkiye'nin ilk çocuk şarkıcılarından Abdullah Kalkan yaşadığına kimseyi inandıramayınca Show Haber'e konuştu. Ölürüm ben, ölürüm vay. Yaşadığıma kimseye inandıramıyorum. Dediler ya böyle böyle seni işte vurmuşlar filan. Yani beni bilenler benim öldüğümü biliyor. Zavallıyım, derdim çok. Tutunacak dalım yok. Ben yaşarken öldüm demek bu olsa gerek. Kimse onun yaşadığına inanmıyor. Herkes öldü sanıyor. İnandıramıyorum yani. O insanlar kafalarına yer etmiş benim vurulduğumu. Abdullah Kalkan Türkiye'nin ilk çocuk seslerinden. 11 yaşındaydı müzik piyasasına girdiğinde. Malatya'da çay bahçesinde sahne alırken keşfedildim. Yer gel. Şarkılar, konserler, albümler derken yıllarını harcadı sanat için. İki albüm yaptım. Günümüzün İbrahim Tatlıses'leri, Kenan Temizleri, Seyfettin Sucular orada kasetler yapıyordu. O dönemin popüler sanatçılarından biriydi. Albümleri yok sattı. Dile düştüm ben dile, çekilmiyor bu çile. Daha sonra sanat hayatına bir süre ara verdi ama o süre zarfında arkasından öyle bir şey söylediler ki hem kendisi hem de ailesi şoke oldu. Ara verdikten sonra benim hakkımda bir sürü dedikodular söylendi. Vuruldu dediler. Hakkımda öldü dediler. Hayvan pisliği içirdi, sesini bozdu dediler. Dediler de dediler. Yıllarca söylenenlerin ardı arkası kesilmedi, bitmedi. Abdullah Kalkan'ı yıllarca öldü bildiler. Ama Kalkan artık canına tak etti. Diyor ki ben ölmedim, yaşıyorum. İnanın ben yaşıyorum ya Allah aşkına. Vallahi yaşıyorum, billahi yaşıyorum. Samanlıkta kaldıramadım, samanı da zühtü.